Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Bülent Bey siz de hoş geldiniz. Hoş Fikret Bey. Hoş bulduk Adnan. Oktar Bey. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Can Bey, Ender Bey. Hoş bulduk hocam. Herkes hoş geldi. Hanımefendiler. Siz de hoş geldiniz. Eyo nasılsın? İyiyim aşkım. Sen nasılsın? Severim ben seni. Sen çok tatlı bir şeysin sen. Maşallah. Çok şükür iyiyim. Evet, şu an görürüz şeker kediler pıtır 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 aşağı iniyorlar. Dinliyorum. Diyarbakır'ın Silivan ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı bomba zırhlı polis aracının geçişi sırasında patladı. Saldırıda 3 polisimiz şehit olurken 2 polisimiz de ağır yaralandı. Çok fazla polis asker olursa bombanın konması tespit edilebilir. Evet. Ama öbür türlü bu olayların ön arkası kesilmez. Bir de her yerde arama yapılması lazım. Ve mesela bak, tabii, broşür dağıtan, PKK'ya karşı broşür dağıtanlara efendim bazı vatandaşlar ilginç tavır göstertebiliyorlar. Evet. Bazı polis memurları. Ama bak burada polisin korunmasında bir lakaytlık olduğunu görüyoruz. Bölgede bomba ağırlıklı olarak çok kullanılıyorsa bombanın her yerde aranması lazım. Böyle küçük bir şey değil bunlar. Yani avuç kadar falan bir şey değil. Yani büyük piknik tüpüyle falan konuyor. Yani kilolarca oluyor. Bulunamaması mümkün değil. Her yerde arama yapılması lazım. Yollarda güvenlik araması lazım. Her yer kamerayla donatılması lazım. Çok fazla izleyen göz olması gerekiyor. Hem polis hem asker. Nadir asker, nadir polis olursa bu tip olayların önü sonu gelmez. Evet. Ve PKK bak mesela hiç çatışmaya girmeden sürekli asker polis şehit ediyor. Ve kendilerini muhafaza ediyorlar. Yurt dışına çıktılar büyük bölümü. İşte biz PJAK'lı olduk, PYD'li olduk, YPG'li olduk, PKK'yla alakamız yok diyorlar. Türkiye'ye girdiklerinde PKK'lı oluyorlar. Yurt dışına çıktıklarında da YPG'li oluyorlar. Yahut PYD'li oluyorlar. Yani sınırdan girip çıkmayla ilgili bir şey. Kendilerce kurnazlık yapıyorlar. Vallahi PKK şiddetini gösteren bir videomuz vardı. Diyarbakır, Cizre ve Silivan'dan. Onu görseniz onu gösterebilirim. Evet, görelim. Evet. Gösterebilir misin? Ses yok mu? Yoktu. Tamam da burada polis askere karşı öldürücü saldırıcı var. Yakmaya çalışıyorlar. Ellerinde molotoflar var. Ya bu öldürmeye tam teşebbüstür. Gereğini yapılması lazım. Böyle olmaz. Ender sen şöyle kenarda bir kendine bir yer bul. Orası oluyor mu? Tam oraya otur. Geri otur sen. Çok şahane olmuş. İngilizlerin ortaya çıkarttığı Darwin. Darwin ne diyor? Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, bak düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı.
Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, Türkleri kastediyor, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine yok edileceğini görüyorum. Yani İngilizlerin ortaya attığı bu Darwinist düşüncenin ilk uygulaması olarak Türkleri yok etmeyi düşünüyor adam. ...1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten Gladstone Osmanlı'ya uslubu şöyle Türklere karşı: Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Haşa bak. Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onlara Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. İşte PKK'nın şu an görevi bu. Evet. Onun için Duran Kalkan ne diyor? Hepsini diyor Orta Asya'ya süreceğiz diyor. Veyahut yok edeceğiz diyor. Gladstone, Türklerle ilgili Bulgar Türlü ve Doğu Sorunu isimli bir broşür yayınlıyor. Bu da İngiliz. Bu broşürde Osmanlı'yı alabildiğine kötülüyor. Türklerin için en iyi yol pılı pırtılarını toplayıp gitmeleridir çağrısında bulunuyor. Orta Asya'ya gitsinler diyor. Bu Türklerin Orta Asya'ya sürülmesi fikrini ortaya atan İngilizler. Ya yani Anadolu'dan çıkarması fikrini ortaya atan İngilizler. Amerikan devleti, İngilizlerin devleti şu an bunu PKK ile yapmaya çalışıyor. Duran Kalkan da diyor, bak diyor, Orta Asya'ya gidecekler diyor. Yani akıl almaz bir Türk düşmanlığı adamların beynine oturmuş. Ama bu aklı onlara öğreten İngilizler. Felsefesini ortaya koyan İngilizler. Osmanlı'nın yıkılışını tanzim edenler de İngilizlerdir. Evet, dinliyorum. HDP, sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla meclis grup toplantısını Diyarbakır'da gerçekleştirdi. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, hiçbir kanuna dayanmadan sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 82 darbe anayasasında dahi kısmen tanınan, kabul edilen bazı haklar ve alanlar bu siyasi iktidar tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. Kürt halkına özel bir savaş ilan edildi diye konuştu. Bunlar provoke edici bir uslup. Doğru değil konuştukları, samimiyetsiz. Türkiye'nin güneydoğusunu PKK Türkiye'den almak istiyor. Türkiye'de can havliyle kendini savunuyor. Bir modern devletin kendini savunması meşru ve makul bir şey. Bunda şaşacak bir şey yok. Evet. ...1880'lerde İngilizlerin Türk düşmanlığı Amerika'ya da sıçramış o zamanlar. Ama tabii öncülük yapan İngilizler. Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup senatör Lodge tıpkı İngilizler gibi konuşuyor. Diyor ki, İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bak işte istedikleri bu özerk bölgelerden birisi de İstanbul. Yani Marmara bölgesi ayrılsın diyor. Ona Avrupa'ya alalım bir kere diyorlar. Ne diyor adam burada? İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bunu başkanlık sistemine elde edeceklerini düşünüyorlar. Yani özerk bölgeler, federasyonlar oluşturup İstanbul'u ayırmayı düşünüyorlar. Bir veba tohumu, savaşların yaratıcısı, komşular için bir hakaret olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir diyor. Yani böyle amansız bir nefret içinde
bir İngiliz anlayışı var. Yani İngiliz derin devletinin kafası bu. Tehlikenin büyüklüğünü görmek lazım. Bu yapacakları melaneti uygulamak için de PKK'yı kullanıyorlar. İngiltere Başbakanı Lord Salisbury 1911 tarihli gizli belgede Türklerle ilgili şunları söylüyor. Aynı maskara Osmanlılık devam ediyor diyor. Fanatik, cahil insanlar, barbar millet kapitülasyonlarda kalkmasını istiyorlar. Türkler daima Türk kalacaktır. Hiçbir zaman Avrupalılaşmayacaklar diyor. Onun için de Avrupa Birliği'ni almıyorlar biliyorsunuz. Ama biz işte bu oyunu kıralım. Türkiye'yi çok modern bir ülke haline getirelim. Çok Avrupa'yı çok kaliteli bir hale getirelim. Bağnazlığı ortadan kaldıralım. Bağnazlık İngiliz siyasetinin, İngiliz derin devletinin politika sonucu elde ediliyor. Yani bir ülkeyi yok etmek için bağnaz hale getirmek yeterli. Ondan sonra o devlet zaten kendinden yıkılıyor. Kadın düşmanlığı devreye giriyor. Kadın zıtlığı meydana geliyor. Sanat, bilim, estetik kalkıyor. Gelenekçi, ortodoks, tutucu sistem hakim oluyor. Ve sonra da o devlet, millet yıkılıyor. Yani bu bir İngiliz derin devletinin gizli siyasetidir. Bu siyaseti sanatla, bilimle, estetikle, güzellikle, kaliteyle Avrupa'yı olmanın üstünde Avrupa'yı olarak çok kaliteli olarak kırabiliriz. İngiltere Fransa'yı kafaladı o zamanlar. Zaten Fransa o kafadaydı. Rusya'yı da aralarına aldılar 1907 yılında. Bir araya gelerek üçlü antantı kurdular. İngiltere'nin Osmanlı'yı parçalama konusunda ilk adımlarından biri bu oldu. Yani Fransa'yı da yanına aldı, Rusya'yı da yanına aldı. Osmanlı'yı yıkma projesini devreye soktu. O yüzden biz bu oyunu kökten kıralım. İnşallah. Modernlikle, kaliteyle, klasla. İnşallah. Savaş döneminde İngiliz Başbakanı olan Lloyd George, meşhur Lord George. Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğu'ndan alınmalı ve manda haline getirilmelidir diyor. Türkler Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklardır. Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. İşte kastettikleri o. Ankara çevresinde, Konya içeri orada denizden uzak, Karadeniz'de almak istiyor onlar, Antalya'yı da almak istiyorlar. Evet. Yani o Akdeniz bölgesini de almak istiyorlar. İç Anadolu'da tutmayı düşünüyorlar Türkleri. Ama geçici olarak. Evet. Sonra da baskı yapıp Orta Asya'ya sürmeyi düşünüyorlar. Bu bir İngiliz derin devletin siyasetidir. Yani Güneydoğu'yu PKK'ya vermek, Karadeniz'e çok hassaslar dikkat ederseniz. Sürekli burada federasyon olsun, İşte Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz federasyon olsun. Akdeniz'de, Antalya bölgesinde federasyon oluşsun. İstanbul'da federasyon oluşsun. İzmir'de federasyon olsun diye üstüne duruyorlar. Bunda başkanlık sisteminin oluşacağına inanıyorlar. Bu tehlikeye karşı çok akıllıca, çok kararlı, Avrupa'yı modern, teknolojide, bilimde ileri gitmiş bir yapıyla karşı koyabiliriz. Yani böyle kadın karşıtlığı işte şöyle kapatalım, böyle yürüsünler, gülmesinler, telefon etmesinler, sokağa çıkmasınlar. Bu kafayla yıkılırız Allah'a sevgesin. Yani İngilizler bunu çok iyi bildikleri için bağnazlığı Orta Doğu'da çok iyi işliyorlar. Yani bağnaz siyasete bütün güçlerine destek veriyorlar. Çünkü bağnazlığı bir ülkeye soktun mu o ülkenin yıkılması için uğraşmaya gerek yok. O ülke kendi kendini yıkıyor zaten. Yani orada zaten işledikleri konu o diyor. Barbar diyor, vahşiler diyor. Değil mi? Birçok çirkin laf ediyor. Haşa.
Bak Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Yani İstanbul'u da almak istiyorlar. Şimdi onun için de hazırlık yapıyorlar. Türkler yüzlerce yıl Avrupa'da kaldılar ve Avrupa'daki bütün belaların başı oldular. İstanbul Türk değildir, Yunanlıdır. Türkler oradan atılmalıdır diyor. Şimdi bu tehlikeyi görmemek için çok gaflet içinde olmak lazım. Mevcut uygulanan siyaset 100 yıl önce belirlenen siyaset. 100 yıl önce İngilizlerin devletinin ortaya attığı siyaset uygulanıyor şu an. Amerika da buna uyuyor, Fransa da buna uyuyor, Rusya'yı da kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Ve bağnazlık, Ortodoks gelenekçi İslam anlayışıyla da adım adım ilerliyorlar. Çünkü sanat yok oluyor, bilim yok oluyor, kadın hürriyetleri ortadan kalkıyor. Mesela dekolte hanımı çirkin tavır içinde görüyor. Aynı adam bakıyorsun plajda. Çoluk çocuk ailece geziyorlar binlerce insanın içerisinde. Yani kendi kafalarına göre bir namus ve iffet anlayışı geliştiriyorlar. Eğer dekolte mahsuruysa sen niye denize giriyorsun? Bütün milletin içinde külotla sütyenle. Değil mi? E demek ki değilmiş. O zaman samimi ol. Birinci Dünya Savaşı daha devam ederken İngiltere, Fransa ile birlikte Osmanlı'nın ve Orta Doğu'nun parçalanmış haritasını çizdi. İşte bu haritayı şu an uygulamaya çalışıyorlar. Yani Amerika olayın içine sürülüyor ama Amerikan derin devletini İngiliz derin devleti kullanıyor sadece. Amerika sürükleniyor olayın içerisinde. Asıl başı çeken İngiltere. Yine bir sevgi etiketi yapalım. Nasıl yapalım? Ne diyelim? Şiddete karşı da bir cümle kuralım. Ne diyelim? Şiddetle değil, sevgiyle diyelim. Şiddetle değil, sevgiyle. Bu Sykes-Picot anlaşması olarak bilinen gizli anlaşma bu. Yani derin devlet anlaşması bu. Halen uygulanan bu işte. Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Güneydoğu'nun bir kısmı Rusya'ya, işte PKK kanalıyla vermeyi düşünüyorlar. Doğu Akdeniz, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ve Suriye kıyıları Fransa'ya. Hayfa, Akka limanları, Bağdat, Basra, Güney Mezopotamya, İngiltere verecekti o dönem için. Büyük bölümünü aldılar zaten. Şimdi geri kalanı tamamlamaya çalışıyorlar. İngiltere PKK'nın şu an en önemli destekçisi ama en geriden, en sezdirmeden en sinsi bu işi yapan bir yapı görülüyor. Yani İngilizlerin devletinin stili bu. Çaktırmadan gider, göstermeden giderler. PKK'ya verdiği desteği Öcalan şöyle söylüyor İngilizlerin. Bizim konumuza en akıllı yaklaşan İngiltere'dir. PKK'yı en akıllı destekleyen PKK'nın açıklaması bu. İngiltere'dir diyor. PKK'yı İngilizler parlamentoda, İngiliz parlamentosunda savunuyorlar. Hem teröre karşı izliyorlar, hem de PKK'yı İngiliz parlamentosunda savunuyor adamlar. Bu Gladstone, Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe, bak Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek, Kur'an Müslümanların elinden almalıyız diyor. Kur'an Müslümanların elinden almayız. Ne gelecek yerine? İşte hadis. Uydurma rivayetler. Hakikaten Kur'an'ı geniş çapta aldılar Müslümanların elinden. Bu İngiliz siyaseti. Bak adam açık söylüyor. Kur'an'ı
Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız diyor. Onun yerine hurafeleri koydular işte. Görünüşünüz modern, kapitalist, fikirleriniz feodal, uyum nerede? Modern olduğu doğru, kapitalist olduğu nereden çıkıyorsun? Kur'an ahlakında kapitalizmi yok. Kur'an ahlakı kapitalizmi yerle bir ediyor. Feodalizmi de yerle bir eder İslam. Feodal düşünce nerede vardır? Marksist düşüncede vardır. Çünkü Tevrat'tan kendince etkilenmiştir Karl Marx. Tevrat'ta anlatılan Moşiyah'ın dünya hakimiyetini Allahsız dünya hakimiyetine çevirmek istemiştir. Ve acımasızlığı, şiddeti ve dehşeti, feodalizmin korkunçluğunu, kabataş çağı denilen kendilerinin hayal ettiği düzeni esas alan bir yaklaşıma gitmişlerdir. Feodalizmden de kötü. Vahşi ve barbar bir dünyayı esas almışlardır. İlk çağdaki insanların, kabataş çağındaki insanların hayatını esas alıyoruz diyor. Evet. Daha da beter yani. Adam söylüyor işte. O zamanlar diyor komün hayatı vardı diyor. Komünal hayat vardı diyor. Annesiyle bacısıyla yatıyordu adamlar diyor. Efendim buldukları yiyeceği ortak paylaşıyorlardı diyor. Ortak evlerde kalıyorlardı. Aile yoktu, devlet yoktu diyor. Vahşi, barbar bir sistem vardı diyor. Biz bu sisteme geri döneceğiz diyor. Tarih bir daire çiziyor diyor. Yeniden o sisteme geleceğiz diyor. Adım adım ilerliyoruz diyor. Feodalizm, vahşilik, vandallık komünizmin içinde vardır. Stalinist terörist düşünce içerisinde vardır. Dolayısıyla PKK zihniyetinde vardır. Araştırmadıkları için yüzeysel bilgiyle böyle konuşuyorlar. Olmaz. Bak Gladstone. Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız. Bağnazlar ne yapıyor? Aman aman diyorlar. Siz Kur'an'a hiçbir şekilde yaklaşmayın. Kur'an'ı zaten anlamayız diyorlar. Ne yapalım? Asın duvara, orada dursun diyorlar. Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır ama hadisin Kur'an'a ihtiyacı yoktur diyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı elimizden alıyorlar. Yerine hurafe koyuyorlar. Bir ülkeyi yıkmak için müthiş bir sistem. Peygamberimizin Yüce Allah'a şikayeti, konumu şeytan anılar sınırı, benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diye bildiriyor. Evet, tek şikayeti o Peygamberimiz. HDP ve tüm sol örgütler şu anda devlet çok büyük katliam yapıyor diye yaygara yapıyorlar. Batı basını falan da bunlara destek veriyor, çok yaygara yapıyorlar. Hani siz teröre karşıydınız? Hani Fransa karşıydı, İngiltere karşıydı? Evet. Hani Amerika karşıydı? Terör hani en büyük belaydı? İşte PKK terörist. Devlet de kendini savunuyor. Katliam falan yaptığı da yok. Gayet titiz davranıyorlar. Şimdi İngiliz devleti dersen doğrudan bu dürüst bir itham olmaz. Çünkü İngiliz devletinin içinde %99'u temiz insan oluyor. Bayağı kibar terbiye. %1'lik bir derin devlet vardır. Devleti onlar yönlendirirler. O yüzden biz devlet demiyoruz. Çünkü iftira olur. İngiliz devleti yaptı dersek iftira olur. Ama derin devlet yaptı dersek doğrusunu söylemiş oluruz. Çünkü adam der ki ben böyle bir şey yapmadım der. Doğru, sen bana iftira attın dese haklı olur. İftira atmış olur çünkü demiyor o. Derin devlet bunu yapan. Mehdi iki ayrı adla tanınacaktır diyor Hazreti Ali Peygamberimizden rivayet olarak.
Mehdi'nin iki ismi olacak. Biri gizli, diğeri açık bilinen. İki isim kullanacak diyor Mehdi için, Peygamberimiz. Şeyh Sadık Kemaleddin isimli kitap. Mehdi'nin iki ismi olacak. Biri gizli, diğeri açık. Şeyh Sadık Kemaleddin. İkinci cilt, 57. bölüm, 17. hadis. Kişiye kendi sesi konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Mehdi devrinde insan kendi sesini başka bir cisimden duyacak diyor Peygamberimiz. Yani sesini teybe alacak, sonra kendi sesini dinleyecek. Veyahut videoya alacak. Kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Maşallah. Şimdi evine, değil mi? Ne yapıyor? Bir kamera koyuyor. Çocuk ne yaptı, ne diyorsa falan onun telefonuna giriyor görüntü. Ne diyor? Bak ehlinin ne yaptığını ona bildirecek diyor. Evde ne olduğunu bildirecek. Veyahut mesela burada canlı yayın oluyor. Her yerde insan bunu görüyor. Dostlarının, kardeşlerinin ne yaptığını. Veyahut internetten ne olduğunu, ne bittiğini bütün ailesine göstertebiliyor. Mesela dedesini getiriyor, amcasını getiriyor. Televizyonda görür gibi bilgisayarda insanlar birbirlerini görebiliyorlar. Evet. Pehlivan sen de aşağı in. Hayır, sen değil. Dedektif Dik, sen rahat ol. Evet. Ora olur değil mi? Dedektif Nick vardı eskiden. Evet. Gösterdim sana değil mi internete? Hocam diyor ama onun biraz daha alnı açık diyor. O sorun değil. Genel olarak benziyorsun dedektif Nick'e. Yeryüzünün doğu ve batısında mihrap veya yataklarında oldukları halde İmam Mehdi'nin sesini işitirler diyor. Televizyonlardan, radyolardan, yattıkları yerden görecekler diyor. Duyacaklar. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider. Hepsi ona doğru hareket ederler. Mesela Amerikan devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti dürüst insanlarla dolu. Ama içinde belki yüzde birlik kadar bir derin devlet var. Bütün melaneti işleyen onlar oluyor. Yoksa devlet dersen bütün memurlarıyla falan hepsini töhmet altına almış olursun. Onun için illaki derin devlet. Doğru olan ifade olur. Mehdi için kainat avucun içi kadar açık olacak. Yani avuç içindeki mesela bir telefon yahut ufak bir bilgisayar bütün dünyaya ulaşmasını sağlayacak. O zaman anlatıldığında sahabeler şaşkınlıkla ve hayretle dinliyorlarmış. Şimdi bize ne kadar makul geliyor, değil mi? Evet. Thank you.
Zürare der ki İmam-ı Cafer Sadık şöyle Sadık'a şöyle arz ettim. Nida hak mıdır Mehdi'nin sesinin her yere duyulması? Buyurdu ki evet, Allah'a andolsun ki her kavim Mehdi'nin sesini kendi diliyle duyacaktır. Maşallah. Tercüme olacaktır diyor. Gaybet-i Numani 14. bölüm Kayyum Aleyhisselam'ın kıyamın önce vuku bulacak alametler. Çok büyük mucize değil mi ya? Evet. Maşallah. 1000 yıllık kitap. Mehdi zamanında diyor Peygamberimiz, doğudaki bir Müslüman batıdaki Müslüman kardeşini görebilecek, batıdaki de doğudakini görebilecek diyor. Biharul Envar cilt 52 sayfa 391. Ya bunlar dünyayı sarsacak büyük olaylar ama insanların işine gelmiyor, hoca efendilerin hiç işine gelmiyor herhalde. Uydurma hadisler anlatacaklarına, çorbaya zinak düştüğünde diyor, zinan kanadını öbür tarafı da bastıracaksın çünkü bir tarafında zehir var. Bir tarafında da panzehir varmış diyor. Böyle iç geçiriyorlar. Ya yani bu tiksindirici şeyi güzel bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Çorbaya sinek tuttum, düştüm. Peygamber alıp batırıyormuş, iyice karıştırıyormuş. Sonra sineği çıkarıyormuş. Sonra da yiyin diyormuş. Bak tiksindirici bir şey peygambere izafe ediyorlar. Anap. Evet, aşağı. Evet. Etiketimiz 5 numara şu anda. Maşallah. Şiddetle değil, sevgiyle. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Ya hoca efendilerin bu hadisleri saklamaları çok acı bir çırpınış ya. Çok çok ayıp yapıyorlar ya. Çok utanacaklar sonra. Uydurma rivayetlerle acayip coşuyorlar. Böyle tahakkuk etmiş büyük mucizeleri de gizliyorlar. Çorbanın içerisinde peygamber sineği eline alacak da içine batıracak. Ve bilimsellikten uzaktan yakın alakası yok. Bir kanadın altında zehir varmış. Bir kanadın altında panzehir varmış. Bunun bilim adamları keşfetmiş diyor. Alman bilim adamları diyor. Nerede yazıyor bu ya? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Uyduruyorsun. Şırnak'ta PKK'ya destek eylemlerine katılıp olaylara karışan örgüt destekçisi 15 kız öğrenci yurtta gözaltına alındı. Bu olay yüzünden polis kızların yaşadığı yeri bastı falan diye yaygara yapıyorlarmış. Suç işliyorsa kim varsa hukuk kanuna gözlaştırmaz. Yani bir ayrıcalık yok. Bak gördünüz polise nasıl saldırıyorlar. Kum gibi kaynıyor. Ama bir kanun ayarlaması yapılamamış. Yani bir acayiplik var. Yani polis onlara karşılık verebilir normalde ama vermiyor. Her birinin elinde molotof kokteyli var ve arabayı yakıp polisleri arabayla beraber şehit etmek istiyor adamlar. Ama buna karşı hiçbir şey yapılmıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Ya öldürmeye tam teşebbüs varsa bir insan kendini koruması gerekir. Yani öldürsünler, assınlar, kessinler demiyorum ama gereği yapılır. Yani öldürmeye tam teşebbüste kanun tam yerli yerince açıklansın. Hiçbir açık nokta bırakılmasın. Polisin eli de rahatlasın. Evet dinliyorum. Diyarbakır Sur'daki operasyonda askerin de katılımı ile çember iyice daraldı yönünde haberler basında yer aldı. Bilgilere göre Diyarbakır'da çok büyük bir PKK operasyonu başlıyor. PKK'yı mahalle mahalle söküp atacak operasyon için kent dışına asker yığıldı. Son yılların en büyük operasyonunun yarın başlayacağı konuşuluyor. Dağ ordusunun devre dışı kaldığı kış ayları PKK'nın şehir yapılanmasının temizlenmesi için fırsata çevrilecek. Bunun için de bölgede çok büyük askeri operasyonlar planlandı.
Cizre ve Silopi'de de bölgeye son yılların en büyük askeri sevkiyatı gerçekleştirildi. Özel timler ve jandarma komandolarının kent dışında operasyon için hazır bekletildiği bildiriliyor. Hadi bakalım Tayyip Hocam. Bismillah, Allahu Ekber, gereğini yapsınlar. İnşallah. Askerimize, polisime Cenab-ı Allah zeval vermesin. İnşallah. Onları kahpe kurşunlarla korusun. Düşmanlarını Cenab-ı Allah hidayetle düzeltsin. İnşallah. Hidayet vermediklerini Allah kahru perişan etsin, helak etsin. İnşallah. Allah akıllarını ellerinden alsın. Deccal'in çıkışından bahsedilmemesi had safhada şu an. Evet. Mehdi'den hiç bahsedilmiyor. Bak televizyonda o hanım kız, hocam diyor şimdi kızarsınız siz diyor Mehdi'den, Deccal'den bahsetsem diyor. Hiçbir yerde, hiçbir camide, hiçbir hutbede, hiçbir cemaatte hemen hemen Mehdi'den bahsedilmiyor. Evet. Ve bu daha da şiddetlendi. Bir şey fark ettiler, ne fark ettiler anlayamadım. Ben fark ettim ama onlar fark ettiler. Düşünmüyorsan güneş
Ehl-i Beytim'den Mehdi 9 bayrak, 9 amblemle çıkar diyor. Kitabul Fiten, Nuaym bin Hammaz, sayfa 189. Türklere yapılan oyun, Türkiye'nin çok modern, çok kaliteli, kadın haklarına değer veren, sanata, bilime değer veren yapısıyla bozulabilir. Avrupa'yı olman üstünde bir Avrupa'ylıkla bu oyun bozulabilir. Onun dışında bu oyun tıkır tıkır işliyor gibi görünüyor. Bağnazlığın karanlığına doğru Türkiye bütün gücüyle çekiliyor. Kum gibi de bağnaz kaynıyor birçok yerde. Bunlara yüz vermemek lazım. Bunlar Türk milletini yok edecek gücün temel temsilcileri. Yani bunun farkında bile değiller. Hem kendini helak edecekler, hem Türk milletini helak edecekler. İngiliz derin devletinin siyaseti bunlara yatırım üstüne kurulu. Evet, dinliyorum. Suudi Arabistan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülkeyle birlikte teröre karşı İslam ittifakı oluşturduğunu açıkladı. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada katılımcı ülkeler Suudi Arabistan öncülüğünde askeri bir ittifak kurulmasını onayladı. Operasyon merkezi Riyad'da olacak denildi. Oluşturulan askeri ittifaka dahil olan ülkeler arasında Mısır, Ürdün, Katar ve Pakistan'ın bulunduğu açıklandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman, teröre karşı İslam ittifakı olarak adlandırılan yeni yapının
sadece IŞİD'e karşı değil, karşılaşılan tüm terörist gruplara yönelik olarak mücadele edeceğini belirtti. Peki Müslümanlara saldırıldığında Müslümanları koruyacak mı bu askeri güç? Yok. O zaman felaket. Müslümanlara saldırıldığında onlarla beraber Müslümanlara saldıracaksa, Müslümanları felaketlerden korumayacaksa bu doğru bir topluluk olmaz. Eksik bir topluluk olur. Yani mesela PKK'ya karşı tavır alsın bu topluluk. O zaman biz bu topluluğun gücünü görürüz. Ben size karşı bir oyun oynuyor dedim. Bak Müslümanlara karşı oyun oynanıyor. PKK'ya karşı İslam alemi birleşsin dedim. Evet. Onlar dedi ki teröre karşı birleştik. İlk denemeyi burada göreceğiz. PKK'ya karşı tavır alacak mı bu topluluk, almayacak mı? Almıyorsa bir oyalama siyaseti var demektir. Eğer tavır alıyorsa sözümü dinliyorlar demektir. O sözüm üzerine harekete geçtir demektir. Başbakan Davutoğlu'ndan konuyla ilgili İslam Birliği açıklaması geldi Adnan Bey. Evet. Türkiye hazırdır diyor. İslam ülkeleri içinde yapılan bu çalışmanın doğru yönde olduğunu düşünüyoruz. Sözlerini şöyle sürdürdü. Teröre karşı İslam ülkelerinin birlikte bir ses vermeleri, terörle İslam'ı özdeşleştirme çabası içinde olanlara verilecek en iyi cevaptır. Bu bağlamda nerede, kimler tarafından olursa olsun terörle mücadele bağlamında bir toplantı tertip edilirse Türkiye orada elinden gelen katkıyı vermeye hazırdır. İslam ülkeleri arasında yürütülen bu çabanın da doğru yönde atılmış bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla savunuyoruz dedi ayrıca. Evet. İnşallah. Sırılsın, aşk yağmur, aşk yağmur, aşk yağmur.
afiyet olsun Piraye Hanım. Teşekkür ederim. Büyük bir huşu içinde çayını içiyor. Bu an bekliyorum. Evet, yani o mutluluğun dikkatimi çekti. Ender Bey nasılsınız? Ender de böyle gazinoda eğlenen... öyle maço delikanlılar oluyor. O taht kime? Musafir. Az müsaade edersen... müsaade senin. Bülent Bey nasılsınız? Peki ablam Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Fikret? Ben de çok Allah'a şükür. Ya gelmezsen gelme parçası var. Yani mesela bir yerden biri gelmek istemiyor. Ona gösterdiği saygı gösteriyor. Yani gelmezsen gelmeyebilirsin. Özgürsün. İstersen de gelebilirsin. Karışık bir şey yok. Ender çay içiyor, bardağı bir tutuşu var, bir içme şekli var, bir yandan da kafasını sallıyor müziğe. Ya morardığın kadar da var yani. Ocağıma incir dikiyor. Eve incir ağacını getirip, değil mi? Doğayı seven bir insan olarak, güzel ağaçları seven bir insan, bir ağaç dikiyor, incir ağacı dikiyor. Ne güzel bol meyve veriyor. Suyu zannetmemek lazım. Diyanet İşleri Başkanı, İslam'ın kendisi bizzat tehdit altında diyor. Bu ülkeler birleşiyorlar, teröre karşı dedi. İşte Suudi Arabistan'da Vehhabilik hakim. Vehhabilik'te zina eden kadın taşlanarak öldürülüyor. Sakalını kesen adam, o da yine öldürülüyor. Zekat vermeyen öldürülüyor, namaz kılmayan öldürülüyor. IŞİD ne yapıyor? IŞİD de aynısını yapıyor. Şimdi bu birleşme aslında teröre karşı bir birleşme gibi görünüyor. İşte koalisyon uçakları yine gidecekler, Müslümanların evlerini bombalayacaklar. Suriye'de, Irak'ta evler yerle bir olacak. Eğer PKK'ya karşı tavır almazsa bu birlik, suni bir birlik olduğunu anlayacağız. Yani samimiyetsiz bir toplanma olduğunu anlayacağız. Ama PKK yerle bir eden bir çalışma yaparlarsa doğru yolda olduklarını anlayacağız.
Çünkü daha yeni söyledim. Birleşin dedim. Büyük tehdit altındasınız. Deccal sizi yok edecek dedim. Geçen hafta da söyledim mi? Söylemedim mi? Evet. Askeri ittifak edin sizi yok edecekler dedim. Şimdi askeri bir ittifak yaptılar. Mehdiye tarzı bir ittifak mı? Öyle geçiştirici bir ittifak mı? Göreceğiz. Geçiştiriciyse bile Mehdiyet'e çevireceğiz. Bunu da söyleyeyim. İnşallah. İnşallah. Allah'ın dilemesiyle. Şahsiyetin çok güzel, kişiliğin çok güzel. Ve gittikçe daha iyi oluyor. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler, işte Suudi Arabistan'da Müslüman Kardeşler diye bir topluluk var. Onu terör örgütü ilan ettiler. Halbuki Müslüman Kardeşler'in özelliği barışçıl bir sistem olması. Hiçbir şekilde silahla bir mücadele yapmıyor. Ancak anlatım, tebliğ ile yapıyor. O biraz tabii kafa karıştırıcı. Yani Müslümanı Müslümana kırdıracak bir sistem kurdu İngiliz derin devleti? Evet. Yoksa kendi kurduğu sistem, oynadığı oyun başına mı geçecek? Mehdiyet vesilesiyle göreceğiz. İnşallah. Ayette Allah, şeytan Allah'sa onlar düzen kurdular, Allah da düzen kurdu diyebilirim. Allah düzen kurucuna en evlisidir. Maşallah. Maşallah. Kırdırmak şeklindeyse onu düzeltiriz. İnşallah.
Oktar bir demeç ver. Delikanlı aleminin kralısınız maşallah. Yani o çok iddialı burada. O delikanlı alemini sallar. Öyle denmez. Krallarındansın dersen olur. Delikanlının kitabını yazarsınız. Hayır, bir kral daha görsek tamam diyeceğiz. Kitabını yazanlardan. Delikanlı aleminde çok vahim bir iddiadır. Yani. Tek delikanlı benim dersen, yer gök sallanır, öyle olmaz. Sen de delikanlısın, ben de delikanlıyım diyeceksin, o zaman denge sağlanır. O çok çok acayip olur. Anlamı da acayip. Yani maşallah. Maşallah. Rapçiler geliyor herhalde. Hoş geldiniz. Dinliyorum. HDP'li Sırrı Süreyya Önder bugünkü konuşmasında bu savaşı nasıl başlattıysanız o şekilde durdurmanın iradesini gösterin. Artık bu zulmünüz sürerse siz ortada yönetecek bir ülke bulamayacaksınız ifadelerini kullandı. Hayır, hayır. PKK'yı devlet kazıyacak. Ömrü bitti PKK'nın. Zulüm değil. Pislik temizlenir. Lağım olduğunda temizleniyor. Değil mi? Belediyenin görevi bu. Kolluğun görevidir. Lağım temizlenecek. Bu pislikle beraber biz yaşayamayız. Ey peygamber diyor Cenab-ı Allah, üstünü temizle diyor. Pislikten uzaklaş diyor. Biz de pislikten uzaklaşmakla mükellefiz. Bunlar lağım, bunları temizleyeceğiz. Hepsini hapishaneye dolduracağız. İt kopuklarla uğraşmaktan bıktık. Her gün asker polis şehit oluyor. Biz bunlarla uğraşamayız. Dinliyorum. Başbakan Davutoğlu terörle mücadele konusunda şunları söyledi. Türkiye zorlu bir mücadelenin içinden geçiyor ama bu zorlu mücadelede hiçbir zaman teröre ve teröristlerin istediği, arzu ettiği bir ortama düşürülmeyecektir. Bunların tuzaklarına düşülmeyecek. Gerekli bütün mücadeleyi bütün toplum sathında, ülke sathında yürüteceğiz. Bir daha. Başbakan Davutoğlu terörle mücadele konusunda şunları söyledi. Türkiye zorlu bir mücadelenin içinden geçiyor. Ama bu zorlu mücadelede hiçbir zaman teröre ve teröristlerin istediği, arzu ettiği bir ortama düşülmeyecek. Bunların tuzaklarına düşülmeyecek. Gerekli bütün mücadeleyi bütün toplum sathında, ülke sathında yürüteceğiz. Tamam. Allah askere, polise, devlete güç kuvvet versin. İnşallah. PKK temizlensin. Ahmet Davutoğlu çok efendim temiz bir insan. Mazlum yani. Yani ondan zulüm beklemek çok münasebetsizlik olur. Ondan ancak şefkat ve güzellik zuhur eder. Dolayısıyla akıl vermelerine gerek yok. PKK asker öldürüyor, askerleri, polisleri şehit ediyor, halkı şehit ediyor. Binaları yakıyor, camileri yakıyor. Baş belası bunlar. Ya mikrop, veba mikrobu gibi mikrop bunlar. Tabii bunları eğiterek asıl halletmek lazım. Darwinist materyalist eğitimi durdurarak olur bu. Darwinizmin cevabı verilmesi lazım. Komünizmin geçersizliği anlatılması lazım. Bunlar bizim işimiz ama bunun için de TRT'nin bize verilmesi gerekiyor. İnşallah. TRT Şeş TV şu bu falan. İnşallah. Halaç pamuğu gibi atarız evelallah. İnşallah. Havada, karada, denizde. İnşallah. Yani İranlı güreşçi vardı, Allah verdi. Çıktı mı yani milleti yapıştırıyordu. Biz de o zaman Ali Rıza Alan gibi ortaya çıkar, darmadağın ederiz yani inşallah. İnşallah. Ali Rıza Alan'ın güreşini seyretmiştim ben. Birisini çıkardı da vücudu da pehlivan vücuduna da benzemiyor. Biraz kilolu falan. Ali Rıza Alan altına aldı. Boş bulundu. Ayağa kaydı Allah'ım. Altına aldı. Köprüye getirdi. Bak kalktı o köprüden.
Ali Rıza'nın aklı acayip attı böyle. Yani adam öldürmedi gerçi ama. Yani süründürdü yani. Elini yüzünü yere sürüyor, burguda çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor adamı. Omzunu alıyor, yere atıyor, geri kaldırıyor. Adam o anları yaşamak istemiyordu yani. Ya, mahvetti böyle ya. En sonunda tuşladı ama adam da yani iptal oldu böyle. Ayakta duramayacak hale geldi. Dünya şampiyonu pehlivandan aşık atmak ne demek ya? Değil mi? Çok yanlış yaptı ve karşıda çok acı oldu yani. Mesela o pehlivanlardan bak hiç haberi yok. Çok acı bir şey. Ali Rıza'dan yaşıyor bildiğim kadarıyla. Hiç muhatap dahi olmuyorlar. Ya hepsini ortaya çıkarsınlar kardeşim. Vehbi Akdağ, Ali Rıza'dan, bilmiyorum kimle, Mehmet Uzun, hepsi yaşıyordur onların. Bu pehlivanların, bu çocukların unutulması çok acı. Çok emek verdiler onlar. Ne çileler çektiler, ne zorluklara katlandılar yani. Bir bilgi vardı Ali Rıza'dan hakkında. Evet. Kendisine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri yakın dalıp ters paça, sarma kile, künde kilit. Ama tamam da en azından bir filmini falan gösterseniz bir faydası olurdu yani şu an ortada kalmış. Ya gençlik resimleri falan da yok kardeşim. Bu nasıl bir arşiv çalışması? Devletin elinde arşivler vardır. Gençlik Spor Bakanlığı'nın arşivleri vardır. Resimleri versinler, internette yayınlansın. Hiçbir pehlivanın resmi yok. Çizim falan var yani artık insaf. Evet, dinliyorum. Barzani'nin başkanlığını yaptığı KDP bu akşam yine KCK'yı eleştirmiş. Şöyle diyorlar. Kürtlerin hayatını karıştırmak sizin mesleğiniz olmuş. Siyasetiniz yüzünden bölge halkı huzursuz ve göç yollarına düştüler. Açıklamanın devamında da şunlar söyleniyor. Ne siz ne de başkası ne istediğinizi, neyin peşinde olup kim tarafından öne sürüldüğünüzü bilmiyor. Kürt milletine sorun ve engel çıkarmaktan başka ne yaptınız? Demişler. KCK dün Musul'a giden Türk askeri yüzünden Barzani ve KDP'yi eleştirmişti. Ona cevap vermiş KDP. KCK, Barzani Ankara'yı ziyaret ettikten sonra Türk devletinin PKK'ya saldırıları arttı diyor ve Barzani'yi suçluyor. Ne alakası öyle bağlantıya bak ya. O mutat çalışma. Öcalan ne diyor? MİT'in diyor, oligarşinin tepede adamları vardır diyor. Bunlar bilge, din adamlarıdır diyor. Mesela Adnan Hocalar gibi diyor. Devlete yol gösterir diyor. Devlet de gereğini yapar diyor. Allah söyletiyor yani. Maşallah. Tabii ki kahraman milletimiz, kahraman devletimiz gereğini yapacaktır. Tabii ki ilham alır bazı yerlerden, bazı düşüncelerden ilham alır. Ama kendi bildiğini yapar. Ali Rıza'nın fotoğrafları vardı birkaç tane. Hele şükür. Gençlik hali. Bu da son halinin fotoğrafıymış. Tabii ya biraz ilgilensinler böyle olmaz. Aslan hemşerimdir Ali Rıza'dan Tokatlı'dır. Maşallah. İnşallah. Bak unutulup gitmiş fakir hayat yaşıyor. Ne olur yani 3-5 bin lira maaş verilse tabii devlet batar mı? Hiçbir şey olmaz. Bir ya bu sporcumuz var eski. Vefa gösterilmesi lazım. Değil mi? Yani onlara güzel bir hayat sunulması lazım. Televizyonlar falan hiç alakasız adamları göstertiyorlar ama bak böyle değerli insanları göstermiyor. Ali Rıza olan bütün gençliğini verdi. Evet. Tabii. Barzani'nin ekibine bütün gücümüzle destek olduk Allah'a çok şükür. Sonra MİT'te özel harekatta bütün gücüyle destek oldu. Ben aylardan beri söylüyorum MİT ve özel harekat değil mi? Sahip çıksın dedik. Gereken ilgi alaka olunca Barzani ekibi ilk defa kükremeye başladı. Bu kadar sert açıklama hiç yapmamışlardı. Yer gök inliyor. Oraya bir mehter takımı gönderelim. Hatta ordunun mehter takımı değil mi ya? Barzani'nin sarayının önünde bir inim inim inlesin ortalığı. Tarihi çevir, Ceddin Deden. Evet.
Ahmet Davutoğlu çok sevimli, çok hoş bir insan. Tabii onda hep Osmanlı vizyonu vardır. O zamanlar ben Türkistan Birliği diye bir kitap hazırlamıştım. O zaman hocaya göndermiştim. Üniversitede hocaydı o zamanlar. Kitabı sevmişti, kabul etmişti, hoşuna da gitmişti. Şu anki uygulamaları tabii Türkistan Birliği heyecan içinde yapıyor ama asıl sevgiyle, akılla, kültürle ve konuşarak elde edilmesi gerekiyor. Yoksa güçle elde edilecek bir şey yok. Güçle yapabileceğimiz bir şey yok. Yani güçle hiçbir ülke netice alamaz. Bir açıklama yaptı, atom bombası kullanabiliriz diye. Pakistan o konuşmanın olduğu gün yani ve bugünlerde de yine bazı çalışmalar yaptı. 2750 kilometre menzilli roket denemesi yaptı. Ellerinde 120'nin üzerinde bir şehri tamamen yok edecek atom bombası var Pakistan'ın elinde. Pakistan Türkiye ile çok içli dışlı derin dostu olan bir ülkedir. Eskiden beri. Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi. Kıbrıs Savaşı'nda da tümen göndermeyi teklif etmişlerdi. Pakistan. Gizli açık derin sevgi dolu bir bağlantı vardır Pakistan'la. Yani demem o ki, bu tip tehditler güzel bir şey değil. Yani tehlikeli. Yani sen adama dersen ki ben sana tokat atarım, el sillesi yemeyen konuyu anlamaz demişler, değil mi? Adam getirir Moskova'nın ortasında bir atom bombası patlatır. Ne devlet ricada kalır, ne şu kalır, ne bu kalır, hiçbir şey kalmaz. Allah vermesin. Böyle şeyleri hiç ağza dahi almamak lazım. Böyle tehdit olmaz, böyle bir üslup da olmaz. Bu yakışık alacak bir tavır değil. Onlar bunu dememiş olsun, bize duymamış olalım. İnşallah. Yani yüze yakında Hindistan'da atom bombası var. İsrail'in de elinde 20'nin üstünde atom bombası var. Benim anladığım İran'da yapmış atom bombası. Kuzey Kore'nin elinde de var. Yine 20'nin üzerinde.
Yani bu tip kabadayılıklar çirkin. Doğru değil, yakışık almaz. Hiç söylenmemesi gereken sözler bunlar. Yani en sona söylenecek söz de değildir. Hiç söylenmemesi gereken sözler. Kapatabiliriz. Barzani'nin partisi PKK'nın bizim toprağımızda ne işi var demiş. Çok güzel demiş çünkü Müslüman bu insanlar. PKK'lar en çok buna kudurmuş. Orada Türkiye'nin askeri var, Amerika var, onlarla ne işiniz var, ne işimiz var demiyorlar da bize ne işimiz var diyorlar diye konuşuyor. Kardeşim sen Allahsız, kitapsız, Stalinist, komünist, terörist, pislik bir adamsın. Evet. Haklı adam. Yani doğru söylüyor. Türkiye'nin tavrı insancıl. Amerika da onlara bir zarar verdi, yok. Bir de hani Amerika'nın yanlısıydınız siz? Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber hareket ediyordunuz? Evet. Ne işi var Amerika'nın diyordu. Evet. Senin ne işi var? Evet. Değil mi? Şam nahiyelerin biraz ötesinde Fırat rafında bir büyük ordu toplanır. Mal üzerine savaşırlar, yani materyalist derler. Fırat bölgesinde bak dikkat edin, Fırat rafında. Fırat etrafında diyor. Her bir 9 kişiden 7'si öldürülür, yani çok fazla cinayet işliyor bu örgüt. Ramazan ayında işitilen şiddetli, gürültülü, yıkımlı korkudan sonra ki orada çok büyük bir infilak olmuştu biliyorsunuz PKK'lıların içerisinde. Ve üç sancağın ayrılmasından sonra diyor ki üçe ayrılmış durumda PKK. Evet. Suriye'de, Irak ve Türkiye'de faaliyet yapıyorlar. İçlerinde Abdullah isminde biri vardır diyor Peygamberimiz. Bak açıkça Abdullah diye ismini veriyor net. Yani ima da değil net. Yerinde söylüyor, materyalist olduklarını da söylüyor, üç bölük olarak savaştıklarını da söylüyor ve bu Deccal ordusunun da 40 yıl ömrü olduğunu söylüyor. Maşallah. Yani bu çok net mucize. Sen seni bil. Cana kastediyorsa PKK, tabii ki asker polis kendisini korur. Ona sevgiyle yaklaşacak bir durum olmaz. Yani sevgiyi suistimal etmemek lazım. Adam namluyu alana çevirmiş, ateş ediyor. Gel sana sevgiyle yaklaşayım dersen, bu aptalca olur. Tabii ki kendini koruyacak. Kendini koruması da bir sevgidir. Çünkü onun zulmünü durdurmuş oluyor. Zalimi durdurmuş oluyor. Zalimi durdurmak sevgidir zaten. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Müsait olduğunuz bir gün buradaki birkaç arkadaşla Anan hocamızı ziyaret etmek istiyoruz. Şeref verirsiniz. Buyurun. Adresi alan çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçiniyormuş şu anda. Ne iş yapıyorsun dediklerinde çobanlık yapıyorum diyormuş. Hakikaten öyle sığır mor gidiyor olabilir onlar. Mehdi dünyanın doğu ve batısını manen fethedecek. İslam'ı dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır. Allahu Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, öyle bir imkan verecek ki, herkes olduğu yerde Mehdi'nin sözlerini duyacak. İmam Mehdi İslam'a hayat verecektir.
Biharul Envar cilt 52 sayfa 279 ve cilt 53 sayfa 12 İkmalüddin cilt 2 sayfa 367. 1000 yıllık, 1200 yıllık kitaplar. Hoca efendiler bunlardan hiç bahsetmek istemiyor. Sıkıntı basıyor, hak vakan basıyor ama bunlar mucize. ...2001-2013 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde cinayetle öldürülen insan sayısı 406.496. Terörle ölenlerin sayısı da 3.380. Bakın orada 406.496 kişi cinayetten, Amerikalılar birbirini böyle öldürüyor. Terörden sadece 3.380 kişi. Yani en büyük terörü kendi içlerinde yaşıyorlar. Ya 406.496 ne demek ya? Çok büyük bir sayı yani. Ender sen orada bir ev tutur bak şurada. O kapı açıp kapama işlerinde. Memur müşahhas olarak evet. Memur müşahhas Bediüzzaman'ın sözü. Lord Gürzon için söylüyor. Böyle ya, bayağı değişik şekermiş bu. Bayağı ilginç. Ne güzel kediler var ya maşallah. Bakışları çok anlamlı oluyor, bayağı değişik bakışlar oluyor. Devri şahaneymiş ya. Bir de ama asıl şu seçimlerde propaganda müziği olarak bu kullanılıyor. Menderes'ten. Meşhur gibi sizin ak baygın baygın yan yan bak. Her gün ayrı canlar yak. Kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. O Vatan Partisi üyeleri sayılıp sayılıp arkadan rumba da rumba bu. Bir de arkadan ya. Şahane ortammış ya. Pakistan'da
Lahor kentinde senden ilgili bir çalışma olacak, hazır ol. Can, haberin olsun. Tamam. Tamam. Bu Cive Pakistan'ı söyleyeceksin. Cive, Cive, Cive Pakistan, 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 Cive Pakistan. Hazırlan yarın. İnşallah. Tamam. İnşallah. Bir kere daha soruyorum, hayır. Acildene iyi geliyor, onun için diyorum. Hakikaten açıldı yani, daha iyi olur. Soluktu cildi, iyi oldu. Sıhhatli hale geldi. Evet, dinliyorum. İki fotoğraf daha gösterecek değil mi bugün sen? Evet. Abisi sevsin onların ağzını, burnunu, her şeylerini. Oh canım benim, tatlı da bak nasıl güzel bakıyor. Maşallah. Bunların ikisine sarılıp yatmak lazım. İnşallah. Önder sen bir daha bak bakayım. Ya özel poz ama doğal olarak yakışıklı Allah'a emanet. Ben özel poz verdiğini zannetmiyorum. Evet maşallah. Değil mi? Yani özel kullandığını da zannetmiyorum. Zaruri olarak oraya geçti. Evet. Aslında biz oraya demedik ama o oraya geçti. O da güzel, hayır. Üşüme hemen açısınlıyorum. O soğuk sana zarar vermiyor değil mi? İyi olur. Daha iyi, serinliyorsun. Evet. İyi, güzel. Oh, 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 oh
Türkiye'nin Avrupa medeniyetinin de üstünde bir medeniyet göstermesi, böyle bir medeniyeti yaşatması ve uygulaması için bir video film hazırlayalım. O çok hayati. Türk milletini yok etmek için neleri konuşuyorlar? Önce onları yayınlayalım. İngilizlerin devleti neleri anlatıyor? Uzun uzun onları anlatalım. Sonra nasıl bir modernlik anlayışı ortaya çıkmamız gerektiği. Bunu yaptığımızda Avrupa da Türkiye'ye hayran olur. Dünya da Türkiye'ye hayran olur. Türkiye birinci sınıf bir devlet, millet gözüyle görülür. Mesela Mısır'da insanları eziyorlar, kimse önemli görmüyor. Çok kaliteli bir ülke olsa, Avrupa'yı bir ülke olsa, Mısır'da bu olayların binde biri olsa yer yerinden oynardı. Ama hak ediyorlar kafasında oluyor böyle olduğunda. Yani bir ülkeyi yok etmek için bağnazlığı geliştirmek yeterli oluyor. Bağnazlığı geliştirmek de çok kolay oluyor Müslüman ülkelerde. Bu tehlikeye dikkat çekerim. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, bugünkü şehitlerimizin fotoğraflarını gösterebilir miyiz? Göreyim. Silivan'da şehit olan. Şehit Emniyet Müdürü Ahmet Kabukçu, Şehit Polis Mustafa Nohut, Şehit Polis Nuri Yazanel. Hepsine Cenab-ı Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah. Allah cennetlerini genişletsin. İnşallah. Şehadetlerini makbul etsin. Şehadetlerini tebrik ediyoruz. İnşallah. Allah o nimeti bizlere de nasip etsin. İnşallah. Allah annesine, babasına, ailesine, sevdiklerine sabrı cemil, uzun ömür, hidayet, güzellik nasip etsin. Bu aslanların sayesinde bu topraklar alındı. Yine bu aslanların sayesinde muhafaza oluyor. Yüz binlerce şehit verdik. Yüz binlerce şehit gerekirse yine veririz. Ama vatan, millet, bayrak, Allah, kitap, Kur'an'a laf söyletmeyiz. İnşallah. Seni şeyle bayram.
şimdiden Noel Baba'ya karşı tavıra mı başlamışlar? Ya Noel Baba niye öyle kafa? Mesela yılbaşında eğlence, vesile o yani bir yılbaşı, yani millet ne olduğunu bile bilmez yılbaşı. Sadece eğleniriz diye biliyorlar. Yani onu bir Hristiyan, Hristiyan adeti yine bir, o da eski bir Müslümanlık dini. O da bir İslam dini. Yani farz edelim öyle olsa ne fark eder yani? Aman dinden çıkar. Niye dinden çıksın? Eğlence için zaten bahane arar insan. O günü bir bahane eder, eğlenirsin. Ne var yani? Hayır, içki içip yerlere yatmak falan, onlar anormal hareketler. Yoksa eğlenmekte bir şey yok. Noel Baba iyi bir insanı temsil ediyor. Ben işte seveceğim, çocuklara hediye dağıtan bir hayali insan. Oturup bundan işkillenmenin de bir alemi yok yani. Dedektif Nick, nasılsın? Allah aşkına, çok iyi. Siz nasılsınız? Maşallah. Bu haber bilmem ne haber .com'da çıkmış. Ha. Anonoktar Rus-Türk ilişkilerini düzeltti diyor. Rus kızla kalkıp oyun oynadı diyor. Ve kriz çözüldü böyle diyor. o kadar. yani oturup Noel Baba derden düşmen çok münasebetsiz bir hareket ya. Git Suriye'de mesela şehit edilen insanlar, onlara yardımcı ol, o konularda bir şeyler yap, Darwinizm, materyalizm ortadan kalacak bir şeyler yap, PKK'ya karşı ilmi mücadele yap. Yani hiç ummadık şeyler yapıyor. Oturup Noel Baba'ya kapatıyor. Ya Noel Baba sembolik bir yaşlı insan, iyi kalpli bir insan anlamında. Bir şey yok onun yani. Küfürle falan da alakası yok yani. Çok mantıksız. Sen şarap içmezsen, içki içmezsen istediğin kadar eğlen. Yani oturup şu andan itibaren böyle kahramanlık yapmanın alemi yok. Bir mantığı da yok. Kahramanlığı PKK'ya yap. Şehit edilen Müslümanları kurtarmak için yap. İttihat-ı İslam için yap. İman hakikatlerini anlat. Kur'an mucizelerini anlat. Bunlarla ne olur? Sor TTVN 13. Kendi topraklara dediğin yerin adı Kürdistan, hatırlatayım. Hani sen öyle bir yer yok diye bağırıyorsun ya, işte Kürdistan orası diyor. Kardeşim Kürdistan, Lazistan, Çerkezistan, Arabistan böyle bir şey yok. Kürt, Türk, Çerkez hepsi kardeş. Irkçılığı bırakın. Irkçılık ne kadar utanç verici bir şey ya. İnsan utanır şunu söylemekten. Kürt olan kardeşlerimizin yanında Araplar var, Süryaniler var. Var oğlu var, Türkler var, Çerkezler var, Abazlar var, Zazalar var. Taktığınız kafayı Kürt, 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 Kürt böyle bir şey yok. Kürt, Türk, Çerkez, Laz yani Türkiye'nin sınırlar içinde olan herkes kardeştir. Tek bir topluluğuz biz. Bunların hepsine toptan biz Türk milleti diyoruz. Birçok kavimden oluşuyor. Evet. Ve saf Çerkez bulamazsın, saf Türk bulamazsın, saf Kürt de bulamazsın. Evet.
Yunus Özyavuz, senin bahsettiğin hadisler doğru mu diyor? Doğruysa Urfa'nın birçok ülkesinde PKK neden hala özgürlük savaşçısı olarak anılıyor? Zaten hadisi onu anlatıyor. Cahiliye tek millet olarak Deccal'ı destekleyecek diyor zaten. Bunda şaşıracak bir şey yok. Hadisin doğru olduğunu gösteriyor bu. PKK cana ve mala kastediyor. Bu durumda devletin kendini koruması şarttır. PKK'nın zulmünü durdurmak haktır. Sözüme karşılık avare. Peki doğudaki siviller, devlet sadece kendini ve memuru mu koruyor? Kendini koruyor, memuru koruyor, halkı koruyor. Mazlum, tertemiz insanları koruyor. Allah dostlarını koruyor. Zalimleri de etkisiz hale getiriyor. Yani tutuklayıp hapse atsınlar. Onu demek istiyorum. İyi akşamlar Adnan Bey. Betlehem Yıldızı'nın Mehdi olan bağlantısını anlatabilir misiniz? İşte peygamber diyor ya, doğudan bir yıldız doğacak diyor, değil mi? Ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkunda da yayılır diyor Nuaym bin Hammad. Bu nasıl olabilir? Ancak Betlehem'deki yapıyla açıklanabilir. Betlehem Yıldızı'nın bütün teknik özelliklerini gösteren bir hadis bu. Sadece Betlehem Yıldızı'na uygun düşüyor. Ve 2000 yıl sonra Hazreti İsa'nın doğumundan 2000 yıl sonra yeniden Betlehem Yıldızı çıktı. Mehdi'nin zuhur zamanında çıkacak diyor Peygamberimiz. Ve bak detaylarını veriyor, bilimsel detaylarını. Bilimsel detaylar tam anlamıyla Betlehem'i açıklıyor. Çünkü Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin birbirine yaklaşmasıyla oluşan bir yıldız bu. Yani yıldız görünümü. Betlehem, kastedilen bu. Hadiste de bu çok detaylı anlatılıyor. Tam anlamıyla. Hocam Bağdat'ta kalabalık arkadaş grubuyla sizi izlemekteyiz. Buradan herkese selam olsun. Vatanımızı çok özledik diyor. Çeto 4401. Aleyküm selam. Tabi herkese değil de birkaç kişiye şeklinde anladık biz. Öyle düşünelim. Evet. Rusya Türkiye'yi sürekli tehdit eden uslubu yakışık almıyor. Biz ülkece bu tehdit uslubunu hiç duymamış olalım. Karşınızda mazlum Kürt halkı olmayınca ne yapsalar duymamış olursunuz. Kardeşim mazlum Kürt halkı benim kardeşim onlar, benim annem babam. Ben onları PKK alçaklarından, ırz düşmanı bu köpeklerden, haysiyetsiz, şerefsiz, namuslulardan koruyorum. Kürt halkı, Kürt kavmi benim insanım, benim annelerim, benim kardeşlerim. Bana aitler, bize aitler. PKK'ya ait değiller. PKK bir lağım ve pislik, o lağımı da temizleyeceğiz. Ama Rusya legal bir devlettir ve Türkiye'ye iyi niyetle yaklaşan bir devlet. Türkiye'nin bölünmesini istemiyor. Suriye'nin, İran'ın bölünmesini istemiyor. Türkiye'nin zengin olmasını ister. Her türlü işbirliği yapıyor Rusya. Ama bu olay bir ihtimal kasten çıkarıldı. Avrupa derin devletleri de yapmış olabilir. Çünkü uçağın ses düzeni bozmuşlar Rus uçağının. Bizim uyarılarımız pilota gitmemiş. Bir oyun var bu işin içinde. Rusya'ya aramızı açmak için yaptılar. Tabii ki ben Rusya'ya sahip çıkarım böyle bir durumda. Yani çünkü pilotu ölmüş, rencide olmuş ve İngiliz derin devletinin, Amerikan derin devletinin bir oyunu olduğunu da görüyoruz. Çünkü Rusya'yı teciz etmek istiyor, ayırmak, tek başına bırakmak istiyor. Türkiye tek dostuydu. Türkiye'yi de ayırmış oldular bir nevi. Amaçlarına ulaşmış gibi görünüyorlar. Böyle bir durumda bunu düzeltmek tabii ki boynumuzun borcu. Ama PKK'yla sen bunu niye kıyaslıyorsun? Onlar kahpe, kalleş, pislik adamlar. Haysiyetsiz cellatlar, onları sen niye adam yerine koyuyorsun? Kürdistan'ın gözyaşı, sağlam Müslüm.
Kürt dünyada kardeşi olmayan tek millettir. İşte o ırkçı düşünceyle buraya doğru gidiyorsun. Kürtler, müminler kardeştir düsturuna inanan insanlardır. Kürdün kardeşlerini sayayım. Lazlar, Çerkezler, Türkler, Boşnaklar, Hırvatlar, Çeçenler, Sırplar, hepsi onun kardeşidir. Mümin olduktan sonra müminler kardeştir. Bütün Kürtler de müminlerin kardeş olduğunu bilirler. Dolayısıyla sen ırkçı mantıkla bakarsan dediğin doğru. Kafatasçı kafayla bakarsan. Ama Kur'an'a göre bakarsan dediğin kökten yanlış. Hepsi kardeş. Ve birbirlerinin velisidir diyor Allah. Birbirini korur. Yani birbirinin annesi babası kardeşidir diyor Allah müminler. Annesi babası kardeşidir. Birbirlerini korurlar diyor. Murat Potuk, engin bilgilerinizden faydalanıyoruz. Hakkınız ödenmez. Fransa'da yaşıyorum. Şu an izindeyim. Bir gün olsun siz görebilir miyim hocam diyor. Tabii gel. Teröre karşı İslam İttifakı'nın doğru olması için Müslümanları gereği gibi koruması ve PKK'ya karşı tavır alması lazım. Elçi yorumlu. Bu ittifakta ABD'nin ve İsrail'in onayı var mı? Sonradan sorun olmasın. Vardır tabii. Onlar sormadan hareket etmezler. Tayyip hocam çok çilelerin içinden geçerek geldi. Bu kadar acı çekmiş bir insana merhametle ve şefkatle yaklaşması gerek. Merhametle ve şefkatle yaklaşmak gerekir. Sözüme karşılık olarak Kenan Dönmez. Kenan Dönmez 58. Evet. O bana katılmıyormuş. Tayyip Hoca'ya karşı tavır herhalde biraz ters. Öyle düşünebilirsin. Saygı duyarım. Ben öyle düşünmüyorum. Ferit Demir, ben Kürdüm ve PKK'lıyım, sen de bölücüsün. Kürt, PKK'lıysan sen de Kürt olamazsın. Evet. Kürt'ün adını kirletmeyeceksin. Kürt demek yiğit demektir, evet. Delikanlı demektir, mert demektir. Dindar, mukaddesatına bağlı, efendi, temiz, afif insan. Kürt budur. Sen PKK'lıyım diyebilirsin. Bölücüyüm, evet. Çünkü sizle Kürt kardeşlerimizi ayırıyorum. PKK'yla Kürt kardeşlerimi ayırıyorum. Yani lağım olan PKK'yla nur olan Kürt kardeşlerimi ayırıyorum. Bölüyorum. Pislikten onları kurtarıyorum. PKK pisliğinden. Göko nerede? Göko gel de buraya bir yakışıklı takviyesi olsun. Bak şüphelendi. Davutoğlu'nun güzel bir konuşması var. Diyor ki biz fethi, gönüller fethini bütün dünyaya yaymayı, dünyanın her bir köşesinde temsil etmeyi siyasetimizin esası biliyoruz. O zaman Darwinizm'e başlayalım. Darwinizm, materyalizmi bir kenara koyalım, değil mi? Evet. Bilimsel bir çalışma yapalım. İman hakikatleri, Kur'an mucizeleri ortaya çıkalım. Ha, yol boyunca kendini düzeltiyor. Geç işte. Sonak kravatını düzeltiyordun. Ömer İnci. Ömer İnci. Bir Kürt öldürüldüğünde hemen her dine mensup ediyorsunuz. Ama lafa gelince biz din kardeşiyiz. Kürt öldürüldüğünde değil, askerle PKK çatışmaya giriyor, polise çatışmaya giriyor. İstenmeyen bir durum ama sonunda PKK'lılar polis veya asker kurşunuyla öldürülüyor. Yani can havliyle asker kendini koruyor. Nefis savunması var. Bir hayati savunma var. Yani çaresiz kalıyorlar, Allah vermesin. Tabii o durumda
istemeye istemeye can kaybı oluyor. Evet. Ama her dine mensup değil. PKK'lı zaten dinsiz, imansız, Allahsız, evet, kitapsız. Nerenin dini? Dinle imanla alakası yok adamın. Burada gereksiz laf etmişsin. Yani doğru konuşmuyorsun. Ama lafa gelince biz din kardeşiyiz. Lafa gelince din kardeşi değil. Kur'an'ın emri bu. Biz Güneydoğulusuyla da, Doğu Batılısıyla da, Kuzeylisiyle de, hepsiyle, Pakistanlısıyla, İranlısıyla, Suudisiyle, hepsiyle din kardeşiyiz. Din kardeşi ne demektir biliyor musun? Annen, baban, bacın, kardeşin gibi yani. Onu koruyup kollamakla mükellefsin. Öz kardeştir diyor Allah müminler. Öz kardeş. Yani anneden babadan olma kardeş gibidirler diyor Allah. O şekilde birbirini koruyup kollayacaklar diyor. Velidirler diyor. Bak birbirinin velisidir. Oktar, sen aşağı in. Otur demedim. Nasıl anlamazsın ya? Aslan Aslan, anan hocam Diyarbakır'da program yapın diyor. Yapalım da çatışma var şu an. Sıra Aslani 046. Değil mi, çatışma yok mu Diyarbakır'da? Var. Var, biraz ortalık sakinleşsin. Diyarbakır olsun. Söz bir, Allah bir, geliriz. İnşallah. Anlı şanlı geleceğiz zaten. İnşallah. Yeri göğü yıkacağız yani inşallah. Gıyasettin Kelüsev,
Bagan ne? Hocam bu PKK köpekleri o zaman da aynı böyleydiler. İster istemez sert davranmak zorundaydı hükümet. Al işte, az serbest bıraktın mı diyor. Böyle olur mu getiriyor herhalde. Doğru yani adamlar kaşındılar yani yüz verince aslar istediler. Baksana polis arabasına nasıl saldırıyorlar ya. Öldürmeye tam teşebbüs o. Bakıyor polis ya, hiçbir şey yapamıyor ya. Bir kanun çıkarın, olur mu öyle şey yani? Onlar yani sapır sapır yakalanması lazım teker teker. İnanılır gibi değil ya. Öyle olduktan sonra zaten ne yapabilirsin ki adam? Sana gece gündüz yakacak seni. Sen de onu seyredeceksin. Olmaz böyle şey. Hocam PKK ile ilgili bilimsel yayın yapmayı düşünüyor musunuz? Faruk Gökçe. Faruk sen benim internet siteme girsene ya. Bir Harun Yahya sitesine bir gir bir bak. Benim zaten en büyük hedefim PKK'dır ve halaç pamuğu gibi atan tek adamım ben yani. PKK'ya bu kadar vuran benden başka yoktur. Bilimsel yönden. Dünya çapında en iyi vuran benim bunları. İlimle irfanla tabii. Serkan Mehmet Ertan. Kürdün Kürt'e yaptığı zulmü kimse kimseye yapamaz. PKK'lı Kürtler yüzünden bütün bu yaşananları. Doğru söylüyorsun tabii. Ama şimdi adam barikat kurmuş, barikattan ateş ediyor. Polis ne yapsın kardeşim ya? Bilmiyorum ki ya. Mesela bak geçen ay ne kadar özenli daha. Tek tek mermi atarak o barikatları delmeye çalışıyor mermi. Halbuki obüs mermisiyle vursa da darmadağın olur. Ya tank mermisiyle ateş etseler darmadağın olur. Bir anda şey. Ama etrafa şarapnel sıçrar diye o koç yiğitleri, o aslanlar, yazık benim aslanlarıma ya. Sabaha kadar tek tek mermiyle o kum torbalarını deliyorlar birer birer. O kadar güç ki yani. O kadar güç eritiyorlar ki anlatamam. Yani müthiş sıkıntılı bir şey. Normalde tankla basar geçerler. Ama can kaybı olmasa, yani yanlışlık olmasa, orada çoluk çocuk vardır diye çok dikkat ediyor. Çünkü bazen bunlar alçak. O barikatların arkasına çocuk ve kadınları koyuyorlar. Ki tank geldiğinde essin çocuklar ve kadınlar da ezilsinler. Yani böyle alçak ve ahlaksız, haysiyetsiz bunlar. Yani tam pislik. Şeytan memlekete musallat oldu yani. Anka, ateş kuşu. Derin devlet zulmeti diyorsun, üstüne bir de ama biz kardeşiz diyorsun. Kardeşim derin devleti yıllardan beri ben yerden yere vuruyorum. Benim arkadaşlarım 1990'larda derin devleti manşet yaparak gazetelerden tam sayfa ilan veriyordu derin devlet belasına karşı. Ergenekon'la ilgili ben 20 yıl önce kitap yazdım. Ergenekon derin devlet yapılanması ilgili. Benim sözlerim ayrıca Kur'an'dan. Ben kendi kafama göre konuşmuyorum. Ya kardeşim, derin devlet kan kusturdu Kürt kardeşlerimize. Ben biliyorum, akıl almaz pislik, ahlaksızlık yaptılar. Biliyorum. Bana neyin anlatıyorsunuz bunu siz? Biliyorum ben. Çağrı Saruhan, bu vakte kadar neler yaptın diyor. Yaz özür dileyeceğim diyor. Yazayım, sen de özür dile. Her yıl 30 milyon üstünde kitabım basılıyor ve dağıtılıyor dünya çapında. 1. 73 yabancı dile çevrildi kitaplarım. 2. 300'ün üzerinde kitabım var. 3. Numaralandırmadan sayayım da çünkü sabaha kadar sayarız bitmez. Milyonlarca kasetim dünya çapında dağıtılıyor. Onlarca, yüzlerce gazete ve televizyonda CD'lerim yayınlanıyor. Dünya çapında her yerde konferanslar veriyoruz. Televizyon kanallarında yoğun olarak faaliyetler var. İnternet sitelerimiz var.
milyonlarca kişiye ulaşan internet sitelerim var. Geceli gündüzlü PKK'nın yanlışlarını, hatasını anlatıyoruz. Darwinizm, materyalizmin yanlışlarını anlatıyoruz. Bölünme tehlikesine karşı, memleketin zarara uğraması tehlikesine karşı en çaplı, en bilimsel, en gelişmiş çalışma yapıyoruz. Kaç yıldan beri? 40 yıldan beri. 40 yıldan beri. Ve hiç tatil yapmadan, cumartesi pazarları dahil, bayram tatilleri de dahil. Sabahtan akşama kadar 3 saat uykuyla. Ne dedin sen? Dedin ki işte özür dileyeceğim, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hadi özür dile bakalım, bekliyorum. Çünkü kitaplarınız ücretsiz sitesi. Tabii 5000 üzerinde konferans gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 kadar web sitesi var. Her ay sitelerde aylık 10 milyondan fazla film izleme gerçekleşiyor. Bilgisayarla indirme olarak da ayrıca yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap indiriliyor. Toplam indirme rakamı 19 milyon üzerinde. Sitelere günlük ziyaretçi 1 milyon üzerinde. Ana sitemde sadece Türkçe sayfası 138 bin ve İngilizce sayfa sayısı 90 bin kadar. Bak, Türkçe sayfa sayısı 138 bin. İngilizce sayfa sayısı 90 bin kadar. Diğer, bunun dışında da birçok dilde sayfalar var. 8 yıldır da canlı yayınlar. Evet, her gün. Siz bunların karşılığında hiçbir ücret de almıyorsunuz maşallah. Ücret veriyoruz. Evet. Ücret almıyoruz, ücret veriyoruz. Mesela arkadaşlarım da hiçbir şekilde ücret almıyorlar. Allah razı olsun. Bu çalışmaları baskı ve engelleme çalışmalarına rağmen yapıyorsunuz. Evet. Hocam, Cizre'de ailesi Kürt olan bir arkadaşım, aileni oradan çıkar yazdım. Bana verdiği cevap şu oldu: çıkmalarını söylemek onlara hakaret olur. Düşün, evini bırakıp kaçıyorsun. Sebep devlet geldi diye. Sizce bu mantıklı mı Ali Söğren? Ya devlet geldi değil mi? Ya çete gelmiş, PKK gelmiş. Polis ondan çatışıyor. Şimdi Allah vermesin mesela burada öyle terörist, anarşist olsa biz de burada çıkarız yani polis rahat hareket etsin diye. Biz de seyredeceğiz mi diyelim yani, başında mı duracağız deriz. Değil mi? Evet. Her yerde bu böyledir yani, polisin rahat hareket etmesi için oradaki sivil vatandaşlar çekilir. Polis rahat hareket eder. Bu her yerde böyledir. Evet. Ya bunu bana niye söyletiyor, ben anlamıyorum ki. Akıl almaz bir mantıksızlık var yani. Ben buna ne diyeyim yani? Niye hakaret olsun ya? Onu kurtarmaya gelmiş oraya asker polis. Canını, malını, ırzını, namusunu, dinini, imanını kurtarmaya geliyor. Alkışlayarak, sevgiyle karşılayacaksın. Evi teslim edeceksin. Adamlar oradan kovalandı mı, kışelendi mi? Kolay. Mustafa Kaya. Hocam ellerini öperim. Estağfurullah. Ben senin ellerini öperim. Ben bir Kürdüm. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Doğu'da bütün olayları körükleyen PKK ve yandaşları olan saf insanlar diyor. Doğru söylüyorsun. Canım, halk orada mağdur oluyor. Tabii bu resim, bana neyin resmini gönderiyorlar? Tabii ki orada halk siper alıyor kendini korumak için. Akılca hareket ediyor. PKK ateş ediyor. Polis de ona karşılık veriyor. Tabii ki orada çatışma bölgesinde halk siper alacak kendini. O mecbur olan bir şey. Ne yapsın? Ya PKK'ya teslim olacak. Ya böyle. Başka türlü yok. Biz kardeş değiliz diye tutturuyorlar, bir kısmı yeni çıktı. Ya Allah kardeşsin diyor, biz kardeş değiliz. Senin sözün geçerli olmaz kardeşim. Allah'ın dediği geçerli olur. Thank you.
Daha önce de yazmıştı Kundi, değil mi? Maşallah hocam, Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizi Allah aşkına çok seviyoruz, Sento. Mert hocam, bizim biyoloji hocası hala insanın maymundan geldiğini savunuyor. Allah'ın varlığını reddediyor, sizi izlemesini önerdim. Ya benim kitaplardan bir tanesini git masasına koy. Hocam dersin, senin geniş ilminden istifade edelim, bir eleştir şu kitabı dersin. Konu küt biter. Sezer, Kılıç, Eyüp, Akif, Rauf. Net tespit. Sayın Adnan Oktar diyor ki, PKK zaten dinsiz, kitapsız, ateist bir yapıdır. Nerenin din kardeşi? İşte bunu başka kimse çıkıp söyleyemiyor diyor. Hocam çok şıksınız. Sesiniz bir harika. O güzel sesini güzel bir parça dinleyebilir miyiz diyor. Ara ara aşka gelip söylüyorum. Serdar. Aşık olmak caiz midir hocam? Muştaoğlu. Allah için seversen olur. Allah için aşk olursan. Allah'ın tecellisi olarak seversen. Figo, sen görünmüyor musun yayında? Nasıl oluyor? Figo'yu göstert. Sen bir ayağa kalk Figo. Ama kıyafet hakikaten ağlıyor yani. Faruk Gökçe. Hocam üniversitelere geliyor musunuz? Bizim akademiye şöyle bir uğruyorum öğrencisi olduğum için. Hakan, Erdoğan, Dilanar. Hocam seviliyorsunuz. Sabah 6'da işe gideceğim ama yine de yaz geçemiyorum sizlere. Ya kardeşim biraz ara verelim de millet biraz kendini bir toparlasın. Aile haberleriniz var zaten. Çünkü izleme çok yüksek. Bırakamıyorum da. Evet dinliyorum. Kardeşlerimiz Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde 100 adet çeşitli eserlerinizden dağıtmışlar. Sonra da beraber sohbet ve dua etmişler. Çoban Çeşme'de kitaplarınızdan 12 adet dağıtmış bir kardeşimiz. 11 Aralık tarihinde Balıkesir'den birçok kardeşimiz yemekli ev sohbetinde buluşmuşlar. Videolarınızdan izlemişler ve beraber sohbet etmişler. Maşallah, bizi gerçekten bu tarzda izliyorlar. Evet. Evet. İzleyenlere de kitaplarınızdan hediye edilmiş. Niğde'den kardeşlerimiz Murat Evler Mahallesi'nde ve Bor ilçesinde çok sayıda kitabınızdan ve Türkistan Birliği broşürlerinden dağıtmışlar. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde çok sayıda bilimsel ve imani konuları anlatan belgesel CD'si ücretsiz olarak halkımıza hediye edilmiş. Siz daha önce yayında şoför kardeşlerimize yönelik tebliğ yapılmasının güzel olacağını belirtmiştiniz. Kardeşlerimiz de Adana-Ankara karayoluna
ayet hatırlatan pankart asmışlar. Geçen yolcuların rahatça görebileceği şekilde. Çok güzel olmuş. Maşallah. Zonguldak şehir merkezinde eserlerinizden dağıtılmış. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde A9 TV broşür dağıtımı yapılmış 13 Aralık tarihinde. Maşallah. Antalya'nın Kumlucada ilçesinde kitaplarınızdan, dergilerden ve belgesel CD'lerinden toplam 150 adet dağıtılmış. Geçtiğimiz salı günü kardeşlerimiz Düzce merkezde 2000 adet İslam Birliği broşürü dağıtıp sonrasında sohbet etmişler beraber. Bursa'dan kardeşlerimiz 5 Aralık'ta Kültür Mahallesi'nde, 6 Aralık'ta Kemerçeşme Mahallesi'nde toplam 3000 adet broşür dağıtmışlar. Ayrıca maşallah yer gök inliyor. Kitap okuma ve paylaşmasını yaygınlaştırmak için geliştirilen özgür kitap dolaplarına çeşitli kitaplarınızdan bırakmışlar. 7 Aralık'ta da bir araya gelip kitabınızdan okuyup sohbet etmişler. Eskişehir'den bir bayan kardeşimiz esnafa, bankalara, Assubay Ordu Evi'ne toplam 93 adet kitabınızı hediye etmiş. Son olarak Adapazarı'ndaki kardeşlerimiz de 8 Aralık'ta ev sohbetinde buluşarak kitabınızdan bölümler okumuşlar. 800 adet A9 broşürü ve 55 adet kitabınızı da ücretsiz olarak dağıtmışlar. Maşallah. Maşallah, maşallah. Allah onları ne güzel sofra indirmiş öyle. Maşallah. Ne güzel nimetler. Maşallah. Kısa bir ara verelim de ahir zaman anlatalım. Bir şöyle bir turlasınlar kardeşlerim şöyle. Gene devam ederiz. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Ahir zaman videolarıyla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur öncesinde yaşanacak mülteci sorununu bildirmiştir. Benden sonra birçok fitneler baş gösterecek ki onlardan biri vatandan uzak kalma fitnesidir. Bu fitne esnasında firar ve çatışmalar yaşanacak ve ardından daha şiddetli bir fitne vuku bulacaktır. Ve fitnenin tamam olduğu düşünüldüğü zamansa devam edecektir. Öyle ki bu fitneden kalkan duman tüm evlere girecek ve tüm barış yollarını kapayacaktır. Ve nihayet benim soyumdan Mehdi ortaya çıkacaktır. Hadiste bildirilen olayların her biri günümüzde insanların gözü önünde yaşanmaktadır. Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'da çatışmalar yani fitneler birbirini izlemekte, tam bitti derken başka bir yerde yeniden başlamaktadır. Çatışmalar sebebiyle milyonlarca insan tam hadiste bildirildiği gibi vatanlarını terk etmek zorunda kalmaktadır. Ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısındaki rekor sayıdaki artışı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon şu sözlerle açıkladı. Silahlı çatışmalar yüzünden yerinden olan kişi sayısı 1945'ten bu yana olan dönem için rekor düzeyde. 51 milyondan fazla mülteci var. Hadislerde verilen bir başka bilgi ise ülkelerini terk eden insanların yani mültecilerin denizlerde birçok sıkıntıyla karşı karşıya geleceğidir. Hadiste şöyle bildirilir. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. Dedi ki, Kaim Mehdi devrinde insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi o gün ailesiyle birlikte bir gemiye dolup kaçmak isteyecek. Fakat denizin dalgaları içinde düştükleri bela yeryüzündekinden daha şiddetli olur. 1993-2014 arasında sadece Avrupa yolunda hayatını kaybeden göçmen sayısı 29.917. Arap Baharı'nın başladığı 2011 yılında yine sadece Akdeniz'de hayatlarını kaybeden göçmenlerin sayısı 1500 ila 1900 arasındayken 2014 yılında bu sayı 3500'ü buldu. 2015 yılında Nisan ayı itibariyle bu sayı 1500'e ulaşmış durumda. Peygamberimiz Ezidilerin Dicle kenarlarına göç edeceklerini 1400 yıl önce bildirmiştir. Bir kısım insanlar Basra denilen bir yerde, Irak ve çevresinde konaklayacaklar. Orada Dicle denilen bir nehir ve o nehrin üzerinde bir köprü olacaktır. Onu geçecekler. Bu yerin ahalisi konaklayacak ve bu yer muhacirlerin şehirleri olacaktır. Iraklı Ezidiler, IŞİD'in Irak'ta birçok yeri ele geçirmesi üzerine topraklarını terk etti. Rojava'ya, oradan da Dicle Nehri üzerindeki Peşabur ve Sehele köprülerini kullanarak güneye geçtiler. Türkiye'ye gelen Ezidi muhacirlerin çok büyük bir bölümü, aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi Dicle çevresindeki Batman, Mardin, Siirt gibi şehirlere yerleştiler.